güvenlik görevlilerimiz bize destek olmak için buraya gelen demokratik kitle örgütlerinin değerli yöneticileri, Eğitim İşim Yönetim Kurulu adına, Yalova Şubesi adına hepinizi selamlıyorum. Biliyorsunuz okullarımız açıldı ama eğitimde olan sorunların yanında bir de okullarda hijyen sorunu ortaya çıktı. Okullarda çalışacak personel yok, yeterli temizlik malzemesi yok. Az önce de buradan görüyoruz okullar açıldığı halde şu anda temizlik malzemeleri gönderiliyor. Eğitim iş olarak bunları gündeme getirmek için basın açıklaması yapmak üzere Milli Eğitim, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde toplandık. Basın açıklamamızı okuyacağım. Eğitim sistemimiz iktidarın yanlış politikaları ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın ihmalkar tutumu nedeniyle alarm vermektedir. 20 milyon öğrencinin eğitim öğretim yılına başladığı bu dönemde okullarımızda temizlik ve güvenlik personeli eksiklikleri her eğitimin niteliğini hem de çocuklarımızın sağlığını ciddi şekilde tehdit etmektedir. Eğitimden tasarruf olmaz. Çocuklarımızın geleceği, sağlığı ve güvenliği siyasi hesaplara kurban edilemez. Eğitim iş olarak okullarda gerekli hijyenin sağlanması, temizlik sorunlarının giderilmesi, okulların daha güvenli olması, iş gücü uyum protokolünün iptal edilmesi, temizlik ve güvenlik personeli ihtiyacının kalıcı kadrolu personelle sağlanması için eğitim emekçileri, demokratik kitle örgütleri ve velilerimizle birlikte tüm Türkiye'de alanlardayız. Eğitime bütçe, saraya değil, eğitime bütçe. Aydınlık yarınlarımızın güvencesi çocuklarımızın yetiştirmediği okullar tam anlamıyla kaderine terk edilmiş durumda. Eğitim iş olarak yıllardır okulların temizlik ve güvenlik ihtiyaçlarının giderilmesi için işinin uzmanı insanların kadrolu biçimde istihdam edilmesi gerektiğini altını çiziyoruz. Özellikle pandemi sürecinde okulların hijyenik olmasının önemi herkesçe kavranmış olmasına rağmen ve okullarımızda artan şiddet olayları koca bir tehlike olarak gözümüzün önünde büyürken Milli Eğitim Bakanlığı bu sorunlar karşısında bugüne dek bir çözüm iradesi göstermemiştir. Bugün ise sorunu daha da beter hale getirmeyi seçmiştir. 29 Ağustos 2004 tarihli resmi gazetede yayınlanan iş gücü programlarının yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik, kamu kurumlarında kalıcı istihdam yerine geçici ve düşük ücretli sömürünün önünü açmıştır. Bu yönetmeliğe göre haftanın 3 günü 8.447 TL'ye çalıştırılacak kişilerle okulların ne güvenliği ne temizliği sağlanabilir. Üstelik bu asla kabul edilmeyecek bir emek sömürüsüdür. Sermayeye değil, eğitime bütçe. Sermayeye değil, eğitime bütçe. Asgari ücretin açlık sınırının ve resmi enflasyon oranının bile altında kaldığı bir ülkede bizzat devleti yönetenlerin herhangi bir iş için asgari ücretin altında bir ücret teklif etmesi utanç vericidir ve hukuksuzdur. Üstelik Milli Eğitim Bakanlığı tarafından cazipmiş gibi ambalajlanan bu sistemin işsiz yurttaşlar tarafından dahi ne kadar kabul edilemez bulunduğu sendikamıza yurdun dört bir yanından gelen telefonlarla kanıtlanmıştır. Hemen her ilden birçok okul yöneticisi bu koşullarda çalışacak insan bulamadıklarını, gelenlerin de okulları ve şartları görüp bir daha dönmemek üzere okuldan çıktığını anlatıyor. Yani okulların sabun, tuvalet kağıdı gibi hayati ihtiyaçlarını bile gideremeyip bu ihtiyaçları velilerin sırtına yükleyen bakanlık artık okulların temizliğinden tamamen elini çekmiştir. Eğitim iş olarak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında görev ihmalden suç duyurusunda bulunduk. Dün bu konuda farkındalık yaratmak, kamuoyunu bilgilendirmek için sosyal medyada seferberlik başlattık. Bugün okullarımıza sağlıklı eğitim, güvenli okul kokartlarıyla giderek iş yerlerimizi eylem alanımız yaptık. Şimdi de Türkiye'nin her ilindeki meydanlardan sesleniyoruz. Savaşlarda bile hedef alınmayan, dünyanın en güvenli binaları olması gereken devlet okullarının pisliğe ve dış tehditlere terk edilmesini kabul etmiyoruz. Okula gelirken hangi hastalığı kapacağımızı, kim tarafından şiddete uğrayacağımızı düşünmek istemiyoruz.
Sağlıklı eğitim ve güvenli okul, eğitim emekçileri için de öğrencilerimiz için de bir haktır. Bu haktan vazgeçmeyeceğiz. Kendi müşterini itibardan tasarruf olmaz tekerlemesiyle örtmeye çalışanlara, bir ülke için okulların pislik içinde olmasından, üçüncü sayfa haberlerinin bütün mekanlarına gelmesinden daha büyük bir itibarsızlık olmayacağını hatırlatıyoruz. Eğitim iş olarak burada kamuoyunda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e sesleniyoruz. Hamaseti bırakıp görevinizi yapın. Bilin ki bu konunun unutulmamasını sağlayacağız. Sadece yargı alanında değil, her alanda mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Sağlıklı eğitim, güvenli okul haktır. Hakkımızı alacağız. Yusuf.